Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı 30 yaşındaki Fred'i 90 saniyede anlatalım. Daha önce Fred analizini Galatasaray için yapmıştım. O yüzden daha çok Fred, Fenerbahçe'de ne yapar onu anlatacağım. Fred net bir 6 numara, net bir süpürücü ya da net bir kesici değil. Fred daha çok pres gücü yüksek, rakibi önde sıkıştıran, nefes aldırmayan, tempolu, dribling özelliği iyi, toplu oyuna kadar topsuz oyunda başarılı olan bir futbolcu. Fakat oyun kurulumunda ana oyuncu değil, yardımcı oyuncu pas istasyonunda olan kişi. Manchester'da yanında iyi bir oyun kurucu olan Casemiro ile birlikte oynadığı için performansı da çok arttı. Fenerbahçe'nin savunma önünde bir oyun kurucu ihtiyacı var. Tamam İsmail var ama daha iyisi de olmak zorunda. Jorginho tarzı bir oyuncudan bahsediyorum. Rakibi önde yetecek, oyun kuracak, hücuma destek olacak bir oyuncu. Fenerbahçe daha çok hem 6'yı hem 8'i oynayabilen oyuncularla ilgileniyor. Öne çıkan adaylarsa Endombele ve Dominguez. Kim gelirse gelsin orta saha sınıf atlamış olacak. Oyun kurulumu sırasında birbirlerinin eksiklerini kapatabilmek için Fred'in yanına gelecek olan oyuncu ile aralarında iyi bir uyum olmak zorunda. Kabaca Şimanski hücumda farklı katacak. Fred önde baskısı ve dönen toplar alması ile birlikte rakibi bunaltacak. Bir oyuncu da oyun kuracak. Fred kendisi hakkında diyor ki En iyi oyuncu olmadığımı biliyorum ama sahada olduğum her an Kanımı ve hayatımı veriyorum. Brezilya'da dediğimiz gibi. Piyano'yu sanatçıların çalması için taşıyorum. İşte tam olarak böyle bir futbolcu. Piyanist değil ama ona yardımcı olan kişi.